Ne koyarsanız koyun. İslam'la özdeş hale getirdiği zaman sıkıntı başlıyor. Allah yolunda mücadele ederse. Süleyman Efendi bunu aşmış bir Allah dostudur. Yani bu o kadar önemli bir misyon ki, bu İslam'ı okyanusa benzetirsek, diğer grupları, öbekleri, işte nehir, ırmak, göl, göze neyse, o İslam okyanusuna dolan vasıtalar olarak görüyoruz. Yani yaptığı her işler sünnetle uygundu değil mi? Sünnetle uygundu. Evet. Hatta şeyi, bid'atlarla mücadeleydi. Evet. Ve şeriatı dışında bir hayat tanımıyordu. Hatta arkadaşları Süleyman Efendi çok iyidir, şöyledir, böyledir ama biraz fazla müteşerriydi. Müteşerri şeriata, dine çok bağlıydı. Yani evet, meziyet olan şeyi kusur gibi görüyorlar. Evet. Dolayısıyla Süleyman Efendi de din ve dine hizmet en önemli gayesiydi ve talebelerini de bu ideali vererek yetiştirdi. Evet. Bakınız, bir şeyi daha söylememe müsaade buyurun. Çok önemli bir mesele bu. Genelde de İslam hocalar yahut Kur'an kursu hocaları vesaireler bu hususa riayet etmiyor. Resulullah Efendimiz 20 civarında, 15-20 civarında genç ders görüyor. Bakıyor ki, işte insan psikolojisi, evet, bakıyor ki ailelerini özlemişler bunlar ama söyleyemiyorlar. Diyor ki, buyuruyor ki Resulullah Efendimiz, siz diyor ailelerinize bir gidin, onlara burada öğrendiğiniz namazı, abdesti öğretin. İçinizden en yaşlısı gelsin, imam olsun, namaz kıldırsın diye gönderiyor. Sonra tekrar gelirsiniz diyor. Şimdi bakın, bizde Kur'an kurslarında adeta aileden koparma, hasret, işte izin, ayda bir izin vesaire gibi. Şimdi Süleyman Efendi ne yapıyor? Talebelerini, bakın ne kadar Resulullah'a, sünnetine bağlı, okutuyor, cepheye gönderiyor tabi caizse. Öğretiyor, gönderiyor. Uygulamalı eğitim, hani şimdi interaktif eğitim diyorlar ya modern şeyde, okutuyor, gönderiyor. Yani okutup, hani faydasız ilimden sana sığınırım hadisinin gereği olarak faydasız bir şey göstermiyor. Hocam, çok değerli ve önemli konular bunlar. Fakat zamanımız da kalmadı. Sizden son sözünüzü alalım, yavaş yavaş veda edelim. Öyle mi diyorsunuz? Peki, şöyle şey yapalım o zaman. Hangi şeyi söyleyelim? Süleyman Efendi ve Süleyman Efendi gibi olan büyük zatları anarken onları anmaktan ziyade anlamak, idrak etmek, bugüne taşımak gerektiğini düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi, böyle Allah dostlarını söylerken onların ilkelerini, prensiplerini, tavsiyelerini bugüne taşımamız gerektiği kanaatindeyim. Yani bir de aşırı mübalağacı tavırdan uzaklaşılması gerektiği kanaatindeyim. Bunu niye söylüyorum? Resulullah Efendimiz, beni Meryem oğlu İsa gibi mübalağa ile methetmeyin. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm diyor. Hatta bir gün yolda giderken insanların en hayırlısı geçiyor diyenlere dönüyor. Hayır, en hayırlı kardeşim İsa'dır, Musa'dır, İbrahim'dir diye başkalarına izah ediyor. Dolayısıyla eftaliyet hastalığı, üstünlük hastalığının olmaması gerektiği, üstünlüğün takva ile olacağı, bunu zaten Süleyman Efendi vurguluyor. Bir diğer husus da Süleyman Efendi gibi zatların artık tarih kitaplarına geçmesi gerektiği kanaatindeyim. Niçin diyeceksiniz? Çünkü eğer iyi bir şekilde öğrenilmezse o zaman ne oluyor? Uyuşturucu, morfin, esrar satan adamlar ki tescil edildi, hapiste yatıyor. Onun elini öpmek için bir sürü insan kuyruğa giriyor. Ali Kalkancı gibi, hadi sen böyle şeyli bakınca hatırlaman için söylüyorum. Bu sefer biz doğrusunu, hakikisini anlatmazsak, sahtelerinin peşinde giden bu ümmet, hatta bana vahiy geliyor diyen evrene soğunun bilmem kaç bin takipçisi varmış. İçim kana alıyor. Yani bu hakiki alimleri anlatmamız icap eder. Hakiki alimlerin ders kitaplarına girmesi icap eder. O alimlerin her tip şeyini, çünkü kaçacak şey yapacak. Tasavvuf yönümü, tasavvuf, İslam alimleri beyan ekolü, burhan ekolü, irfan ekolü diye tefsiri bile sıraya koymuşlar. Beyan ekolü, burhan ekolü, irfan ekolü. İrfan ekolüne de tasavvufu almışlar. Yani ilmi tespit bu. Hatta bazı alimler tasavvufu yaygın eğitim, insanları iyi yetiştirme, helala haramı dikkat ettirtme, Kur'an'ı okuma, öğretme ve böylece pırıl pırıl imanlı bir nesil yetiştirme, yaygın eğitimin bir kolu olarak görmüşler. Diğer taraftan efendim mücahit tarafı, mürşit tarafı veya mübelli veya mürebbi tarafı, bunların hepsi konuşulsun. Evet. Ve tarihimizle de konuşalım. Yani hocam, şimdi bitiriyorum. Müsaadenizle hemen bitiriyorum son cümle. Bunları konuşmazsak o zaman yalan tarihle biz haşır neşir olacağız. Evet. Bu defa mesela bu
Boş olduğu zaman su koyarsınız, su dolar. Ama bunun içinde başka bir şey varsa bir onu çıkarıp ondan sonra yenisini koymak icabı. Yani bu zorluklardan ziyade yüzleşelim. Evet. Hiçbirisi kusurlu değil, kusursuz değil. Peygamberlerden bile zelle sadır olmuş. Yani hata etmişler peygamberler bile. Kusursuzluk yok. Kusuruyla küsuruyla hepsi bizim ve kusuruyla da adam sevmeyi öğrenelim. Rabbim böyle Allah dostlarının izinden gitmeyi ve onların tavsiyelerini bugüne taşımayı, bildiklerimizle, dinlediklerimizle, okuduklarımızla amel etmeyi nasip etsin diyerek bitiriyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerinizi değerlendirdiğinizden dolayı. Sayın seyirciler, eğitimci yazar Yaşar Değirmenci konuğumuzdu. Akit Güncel programında vefatının 56. yıl dönümünde Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'ni konuşmaya çalıştık. İnşallah yeni bir Akit Güncel programında daha buluşmak dileğiyle.